Şimdi İsmail Hoca bir defa saha kenarında böyle bazı teknik adamlar gibi çok böyle ateşli futbolcular Tribün arasındaki oynamıyor ya. tribün oynamaz. Son derece beyefendi, naif bir duruşu vardır. Ama böyle agresif bir tutum yoktur. Mesela İsmail Kartal geldiği zaman ben Fenerbahçe'nin oyun sisteminde de oyun mantalitesinde de izlerken de bir fark olacağını düşündüm. Sahaya çıkan 11'e baktım. Hani farklı bir Fenerbahçe izledim. Ama geçtiğimiz Fenerbahçe'nin biraz daha gerisinde izledik. Oyuncu değişikliklerine bakıyorum şimdi. Girene, çıkana. Hani Pelkas oyuna sonradan giriyor. Mustafa sonradan giriyor. Muhammed Gümüş sonradan giriyor. Sangare giriyor. Ertuğrul Kaleci mecbur değişiklik. Ve 11'e bakıyorsun. Osayi, Kimmiçe, Serdar, Ferdi. Ferdi'yi sol bekte oynatmak bana çok çok büyük sürpriz geldi. Herhalde herkese gelmiştir yani orada oynatmak. Nasıl Galatasaray derbisinde sağ bek oynadıysa. O sürpriz bile çok fazla yadırganmadı ama burada sol bekte oynatması şaşırtıcı. İlk maçta beklenen skoru da sonucu da alamadı. Oyunu da alamadık yani baktığımız zaman. Şimdi çeşitli iddiaların olduğu sezon sonunda Lev'le beraber devam edeceği Lev Hoca olması halinde. Ama Fenerbahçe'nin uzun zamandır sistem, düzen, diziliş, bir bakıyorsun ki üçlü, bir bakıyorsun ki dörtlü, tekrar üçlüye, tekrar beşliye. Yani ne oynadığı, ne yaptığı belli olmayan bir Fenerbahçe. Futbolcuların da bu kadar düşmeleri biraz normal geliyor bana. Çünkü sürekli değişen bir Fenerbahçe var. Sürekli ama yani. Şöyle baktığın zaman sezon başından beri gelinen noktada üç farklı teknik adam. Mantalite değişikliği, diziliş, sistem. Ha, bir taraftan da diyorum ki ne olursa olsun Fenerbahçe şu kadroyla hocasız bile çıksa kazanması lazım. Ya da kazanamıyorsa da iyi bir oyun sergilemesi lazım. Futbolculardaki o psikolojik düşüşü çıkarabilecek mi İsmail Hoca? Ben bunu çok merak ediyorum. İlk maçta bunu başaramadı. Şu anda bugünkü basın toplantısında söyleyeceği şeyler belki bize bir takım ışıklar verecektir. Evet, neler O çünkü söyleyecek çok tabii, o da önemli. merak Şu anda konusu. takımın gelir gelmez iki idmanla maça çıktı. Oradaki psikolojisini hoca da çok büyük beklenti içinde olmak lazım. Belki detaylarını verir. Mutlaka verecektir. Bir ara verilecek bir sonraki hafta sonu oynanacak maçlardan sonra. O arada takımı Antalya'da kampa götürmeyi planlıyormuş İsmail Kartal. Güzel zaman olabilir. O tabii ki biraz daha değişik olabilir. Futbolcuların buradaki hem pandemi koşulları hem üst üste gelen maçlar, Avrupa Lig. Ama şöyle bir taraftan da kızıyorum. Sadece Fenerbahçe için değil. Şimdi sol bekte Ferdi oynarken bir tarafa bakıyorsun. Çağatay Kurukalıp bir tarafta bugün Burak Kapacak. Ya bunlar varken hoca orada farkını koyacaksa Ferdi'yi sol bek oynatarak değil de sezon başında Fenerbahçelerin Galatasaray'ın elinden aldığı iddia ediyor. İşte Kasımpaşa'da kadro dışı kalmıştı, Fenerbahçe aldı. Ha, bu çocuklar kadroda, antrenmanda bunları o bölgede göremiyoruz. Yani eğer bir değişiklik olacaksa değişiklik böyle olması lazım. Ben mesela bunu Torrent için de söylüyorum. Aynı kadroyla, aynı mantıkla bir şey değiştirmedi. Elindeki o mecburu geç bir iki tane değişiklik yaptı. Tabii ki şu an o değişikliği yapma zamanı değil. Çünkü büyük bir risk var. Galibiyetle başlamak istiyorsunuz. Maç berabere bitiyor. Ama eğer futbolda bir takım devrimler, bir şeyler yapılacaksa böyle adınızdan kaybediyorsanız da en azından bununla kaybettim dersin yani. Valla Fenerbahçe'de bir lejyonerler takımı havası veriyor. Şimdi ben Mesut'u ne kadar sevdiğimi herkes yakın çevremle bilir. Burada da zaman zaman söylüyoruz. Ama Mesut ve İrfan Can ikisini birden sahaya atıp biz bir futbol takımıyız diyemezsin. Onun yanında çok usta oyuncular olduğunu herkesin kabul ettiği Sosa, işte yine Pelkas. Futbolun takım oyunu olduğu gerçeğiyle çok örtüştüremediğimiz kişisel performansları olan oyunculardan bahsediyoruz. Çok yetenekli olabilirler. Yani ne kadar yetenekli olursan ol. Takım oyununun savunma kısmına eğer katkı veremiyorsan, savunmayı yapan arkadaşlarının bir yerde kayış atmaları gayet doğaldır. Kayış atıyorlar. Çünkü ön taraftan destek alamıyorlar doğru dürüst. Fenerbahçe bu açmazın içinde şu anda. İsmail Hoca da bu açmazın içine düştü. Zannediyorum ki bu haftadan sonra Antalya kampından bahsediyor ya. Antalya kampında İsmail, Antalya kampı sonrası ilk Fenerbahçe 11'inde çok değişiklikler göreceğiz. İnşallah olur. İnşallah olur. Çünkü başka vakti yok hocanın. Orada bir hafta çalışacak. İsmail Hoca, İsmail Kartal futbolu herkes kadar bilen bir hoca. Elindeki malzemelerde ne çıkacağını da biliyor. Orada kafasındaki 11'i, kafasındaki sistemi, o bir haftalık süreçte ne kadar yapabilirse artık. O da elinde sihirli değnek yok. Ama Pereira zamanında Fenerbahçe'nin en azından gerisinde bir sorun olmadığını biliyorduk değil mi? Oturmuştu. O da dağıldı. Şimdi o yüzden dedim ya işte sen sol bek'i oraya koyarsan elindeki en iyi sol bek varken, hatta iki tane varken sol stoper, sol bek, sezon başında yapılan transferler, konuşulan sol bekler dediğimiz yerde siz oraya Ferdi'yi koyarsanız
Fenerbahçe'nin esas şimdi saha içi lideri kim olacak? İsmail Hoca buna da önemlisi. Mesut mu? İrfan mı? Sosa mı? Erkaz mı? Sosa mı? Bu da çok önemli. Valencia'nın vücut dili değişik. Abi saha içi liderin çok önemli. Bu herkesin saygı duyacağı. Bir parantezde şöyle açalım. Özellikle Löw ismi çok fazla konuşuluyor. Bu hem İsmail Kartal'ı hem de futbolcuların psikolojisini nasıl etkiliyor olabilir? Neticede İsmail Kartal'a da bir taraftan acaba geçici hoca gözüyle mi bakılıyor takım için? Öyle bakılıyordur muhtemelen ama İsmail Hoca bunu... Bu etkiler mi saha içi? İsmail Hoca bunu dert edecek birisi değil. Etse zaten görevi kabul etmezdi. İsmail Hoca etmez atıyorum. Futbolcuların üzerinde bir etkisi. Oyuncular da şöyle, ya öyle sağlam, aslında çok haklı bir şeye değiniyorsun Ezgi. Öyle sağlam bonus şeyleri, sözleşmeleri var ki nasıl da para yatıyor filan. Hani Mesut'un ya da Sosa'nın işte kessen sarı lacivert akar deseler de çok karşılığı yok yani. Pereira'nın zaman zaman yaptığı hani hayır, genç oyuncuları... Hayır, bir direktöre kendini kanıtlama isteği var. Öyle bir şey yok işte. Şimdi dediğin gibi çok haklısın yani. İsmail Kartal'ı bir defa tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin şöyle bir durumda gelip para pul konuşmadan imza atması Löw'le ya da Löw'süz hiç fark etmez. Evet. Bu süreçte göreve gelmesi, biraz önce kessen sarı lacivert akar diyen teknik adamlar da biliyoruz. Evet. Ersun Yalın'ın böyle bir durumda Fenerbahçe teklifi başkanın Sayın Ali Koç'un sözünü yemesine rağmen teklife evet. gitti, ayağına gitti. Takım sana ihtiyacı var. O, ben dedi 1,5 yıllık sözleşme isterim dedi. Bütün Galatasaray'ın hatalar zinciri orada başladı. Gömlek başladı. Şuradan yaptı Ali Bey. Tamam. Hayır, orada hata tamam da benim demek istediğim şu. Ersun Yanal orada şunu diyebilirdi kendine güvenseydi. Sezon sonuna geliyorum başkan. Sezon sonu yeniden bakarız. Anlaşırsak gideriz. Evet. Ama sen orada taraftarı arkasına aldı. Çünkü öyle bir camia vardı ki orada Ersun Yanal'ı isteyen. 1,5 da istese, 2,5 da istese alacağı bir ortam oluştu. İsmail Kartal'ı kutluyorum. Bu takımda son kupanın şu anda teknik adamı. Fenerbahçeli İsmail Kartal. Yani Fenerbahçe'li ben Beşiktaş'ta X ve Asaylılar'a da biliyorum. Ben isim veriyorum. Bülent Korkmaz kabul etmedi sezon sonuna kadar olan teklifi. Ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çocuğuysanız orada çağırdıkları anda geleceksiniz. Gerekirse kendi kariyerinizi tehlikeye atacaksınız. Siz o camialarla var olmuşsunuz Selahattin abi. Gerekirse atacaksınız kendinizi tehlikeye. İsmail Hoca boşta olduğu için geldi değil. Çağırdı. Ha, basın toplantısında bir şey eleştirir. Zamana ihtiyacımız var. Bugün kimsenin zamana ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de zamana ihtiyacı yok. Yalan mı söylesin? Doğru söylüyor. Hayır, şu anda zamana ihtiyacımız var desem ne bu zaman ne yapılır? Hokus pokus mu yapacak? Yapacak şu bir şey yok. Şu andaki mevcut kadroyla en iyisini yapar. Zamana ihtiyacımız var. Hoca, futbolcuları tanıyorsun, gelmeden takip etsin. İşte şu bir haftalık Antalya belki büyük bir şans olacak Savaş. Abi şimdi şey için, 1.275.000 euro alan Demonic. Ya ben onu hala anlamıyorum. Peki. Yarım gelip sezon 1.300, tam sezon 1.500. İşte... Peki. Çelişkiler yuman için İsmail Kartal 14.30'da neler söyleyecek? Hepsine cevap verecek canlı olarak ekrana getireceğiz. Ama ben tabii. Doğru bir tercih olduğunu ve başarılar diliyorum İsmail Kartal Hoca'ya. İsmail Hoca futbolculuğundan hatırlarım ben. Çok iyi bir sağ bekti. Ya Mesut ya İrfan Can birinden vazgeçmelisin hocam.